Değerli seyirciler, KDAV programının ikinci bölümünde yine sizlerle beraberiz. Misafirlerimiz Türk Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Yaylan ve Vakıf Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Ağırbaşlı ile sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Başkanım, az önce bahsettiniz, vakfımız yaptığı pek çok hayır hizmetleri var. Kur'an kursları var, yurtlar var, camiler var, hastane inşaatı var. Benim kafama takıldı. Mesela ben bir aile reisiyim, 3-5 tane çocuğa bakıyoruz. Bir evde 3-5 kişinin ibadeti sağlamak oldukça zor. Ama siz bir Kur'an kursunda, bir yurtta yüzlerce öğrenci barındırıyorsunuz. Bunu yemesi, içmesi, ısınması, eğitimi, hocası, binası, diğer Kur'an kursları, yurtlar, hastane, camiler derken bunlar büyük bir masraf gerektiriyor. Aşevleri. Aşevleri tabii. Günlük binlerce insanın karnı doyuyor. Bu değirmenin suyu nasıl dönüyor? Bu gelirleri nasıl elde ediyorsunuz? Böyle bir soruyla başlayalım. Buyurun. Vakfımızın en belli başlı gelirleri kira gelirlerimiz. Hamdolsun epey bir vakfedilmiş mülk var elimizde. Ciddi mülkler de var. Evet. Mesela bu Kadınlar Pazarı dediğimiz yerdeki o Çelik Kayalar oldu. Civuloğlu. Eski Civuloğlu oldu. Evet. Orası vakfımızın. Bir de geçen yıllarda, 2 yıl evvel bu kalerciler. Otokalerciler sitesi var. Orada o eski açık oto pazarı kurulan yer vakfımızın arsasıydı. Evet, evet. Allah nasip etti. Oraya 200 metrelik 20 tane dükkan yaptık. Yani en ciddi gelirlerimiz oralardan. İstanbul'da yine Ender Çikolata yok oldular gittiler ama onların vakfettiği yerlerimiz var. Buralardan ciddi gelirlerimiz var. Yani bu saydığım yerlerin gelirleri diğer gayrimenkul gelirlerimize eşit. Neredeyse öyle. Bu ciddi gelirlerimiz var. Vatandaşımızın bize büyük teveccühü var. Yani bunu görüyoruz. Zekatlarını veriyorlar. Hayırla yardım ediyorlar. Ve diğer bir büyük gelirimiz de yönetim kurulu üyelerimiz. Hmm. Mesela Ahmet abi bahsetti şeylerden, burslardan 650-700 kişi. O bursların tamamı yönetim kurulu üyelerimiz tarafından karşılanıyor. Hmm. Allah razı olsun. Tabii. Bunlar tarafından karşılanıyor. Biz ne yapıyoruz? Bugün ortaya şimdi Ahmet abi çalışıyor. Biz de beraber diyelim ki 600-700 öğrenciye burs vereceğiz. Tutar nedir aylık? Şu kadar çarpın 8 ile diyelim ki 1 trilyon. Bu 1 trilyon lirayı yönetim kurulu üyelerimize paylaştırıyoruz. Hmm. Onlar her ay bunu çocuklara verilmek üzere ödüyorlar. Yani bu gelirlerimizin büyük bölümü orası. Yine toplumda sözünüz kesin olmaz. Şöyle bir hastalık var. Bazı vakıflarda, delikte çalışanların aleyhinde konuşur böyle. İşte iş yapıyorlar, şunlar, bunlar gibisinden dedikodu yapılır. Adam hem kendisi çalışmaz hem de çalışanlara laf eder. Ama şu sözü duyunca herhalde kimsenin söyleyecek lafı kalmaz ya. Yani öyle. Söylememesi lazım. Yönetim kurulu üyesi bizzat o trilyonlarca parayı kendi cebinden karşılayıp vakıf hizmetlerine katkıda bulunuyor. Katkıda bulunuyor, evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani hepsi gelir, ödemelerinin tarihini söyler, şu gün ödeyeceğim diye biz o gün tahsilatını yaparız. Hiç aksatmadan da bursları rahatlıkla ödüyoruz hamdolsun yani. Yani sonuçta biz Müslümanız elhamdülillah. İnançlarımız gereği sadakaya cariye diye bir olay var. Evet. Adam vaktiyle bir bağ, bir arsayı, bir evi bağışlamış. Belki kendisi ölmüş gitmiş ama şu anda yıl 2016-2017 hala insanlar oradan istifade ediyor. Onun geliriyle belki 10 çocuk burs alıyor. Doğru. Belki ona da Fatiha okuyor. Öyle. Allah razı olsun diyor. Mesela bir hayır sahibinin biri, evet, büyük bir tüccar, un fabrikası var. Un olarak vermiyor da ekmek fabrikası da kurmuş. Ayda en az 10 bin liralık yurtlarımızın ekmeğini karşılıyor. Hmm. Yıllarca yani. Evet. Hiç ekmeğe para vermeyiz. Allah olsun, ne güzel. Bir hayır sahibimiz aşevinin bir ihtiyacını karşılıyor. Biri bir ihtiyacını karşılıyor. Yani hayır sahiplerimiz güvenmiş vakfa yani. Hakikaten güvenmiş. Çok gelirimiz o yönlerden de çok. Vatandaşın yardımları da çok. Biz diğer vakıflar gibi yardım toplamaya çıkmayız. Hmm. Yani bazı cemaatler var eline makbuz alır, bilhassa Ramazan'da elinde bir çanta gezer, bizde öyle yok. Getirisi alıyoruz, getiriyor ama. Hizmeti gördüğü için içine gelerek getiriyor. Artık kurumsallaştık da büyüyebilmek için de bunların yardımlarını, desteğini alıyoruz. Getirdiği paranın nereye gittiğini görüyor, vicdanen kani oluyor, getiriyor, seve seve veriyor. Başındaki insanlara bakıyor, koyan eşrafı, yani idarecileri o yönden güveniyor. Doğru. Yani 50'ye yakında sigortalı insanımız çalışıyor bu. 50'ye yakın. Evet, 50 civarında sigortalı insan var. Tabii. Onlar burada maaş alıyorlar, sigortası maaş çalışıyorlar tabii. Tamam. Peki başkanım, vakıf kurulmuş, 56 senedir hizmetler yapıyor. Önümüzdeki döneme baktığımız zaman yıllar sonra hedeflediğiniz yeni düşünceler, yeni projeler var mı? Tabii çok şey yapmışsınız. Kur'an kursu yapılmış, aşevi yapılmış, okul var, hastane var,
cami var ama başka neler düşünüyorsunuz hocam? Türk Anadolu Vakfı bugüne kadar Adnan Bey mutlaka bir üniversite kurmalıydı yani. Üniversite kurmayı düşünüyoruz. Evet. Kurmalıydı yani bugüne kadar. Evet. Ama bir adım atan olmamış. Ama biz düşünüyoruz inşallah. Evet. Ama buna da diyoruz ki anaokulundan başlayalım. İlkokul, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, devamında da üniversiteye getirelim inşallah. Yani projelerimiz arasında ilkokulu, anaokulunu, ilkokulu ve ortaokul liseyi yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah. Bir diğer düşündüğümüzde bu bina bir an evvel şeyimizi Hacı Veysel'de yurdumuzu yıkıp yeniden yapmak yani. İlk hedef, oldukça eski bir bina değil mi? Eski bina tabii. Hem, hem kapasitesini büyütmek. Evet. Yani, hakikaten modern 5 yıldızlı bir otel gibi bir yurt yapmayı orada düşünüyoruz inşallah. Belediyelerimiz de bize çok yardımcı oluyorlar. Yani bu mesela üniversite cami inşaatında Büyükşehir Belediye'mizin çok büyük yardımı oldu. Yani. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok büyük yardımı oldu. Ya, hamdolsun onlarla yapıldı oralar. Yani oraya da yine vakfımızdan ciddi rakamlar çıkmadı. Tabii. Çıkmadı. Merkez İmam Hatip'i de Büyükşehir yenileyecek. Yenileyecek inşallah. Merkez İmam Hatip'in arsası bizim. 30 milyonluk bir bizim. Problem. İş yani para gerekiyor. Tahir Bey biraz erteliyor yani işi. Bütçesi de ona göre. Doğru. Oraya yani kampüs yapılacak. Oraya İmam Hatip kampüsü yapılacak inşallah. Ama o biraz da vakit alacak gibi geliyor. Selçuklu Belediyesi. Selçuklu Belediyesi ile bir arsamız vardı. Onlara verdik o arsayı biz. Onlar da bir arsanın üzerine İmam Hatip Ortaokulu yapacaklar. Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu olacak adında. Evet. Öyle bir anlaşmayla o arsamızı da. Arsa zaten işgal edilmiş durumdaydı. Evet. İlkokul yapılmış üzerine falan. İnşallah onlar da bugünlerde ihaleye çıkmak üzereler yani. Bu Diyanet şeyin orada yurdunun orada Selçuk yakın, Eğitim Merkezi'nin Selçuk Eğitim Merkezi'ne yakın bir yerde oraya bir imam hatip yapacaklar. Evet. Allah kulak versin. Allah razı olsun. Tekrar ben Ahmet Bey'e dönmek istedim. Evet. Tabii yıllardan beri Konya'da imam hatip okulları var. Yüksek İslam Meclisi, İlahiyat Fakülteleri var. Bunlardan mezun olan insanlar var. Bunlardan bir kısmı Türk Anadolu Vakfı'na yardımcı oluyor. Buraya gelip çalışıyorlar. Siz bunlara yönelik bir sosyal faaliyetiniz, birlik ve beraberliği sağlamak açısından, kaynaşma, dayanışma açısından bir faaliyetiniz var mı? Bunca mezun, bu kadar yetişmiş insan bir arada tutmak için bir şeyler yapıyor musunuz? Tabii onlarla ilgili 4-5 senedir yaptığımız Türk Anadolu Vakfı geleneksel buluşmaları diye piknik organizeleri yapıyoruz. Evet. Onlara bu arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Adreslerini bulabildiklerimizi, bizim yurtlarımızda kalmış, İmam Hatip'te okumuş, bizden burs almış, böyle bilebildiğimiz üst düzeyde Ankara'da bürokrat olanlar, burada bürokrat olanlar, görevli olanlar, emekli olanlar, vakfa hizmet edenler bunları çağırıyoruz. 1000 kişi, bazen 2000 kişi oluyor. Evet. Tabii yaz döneminde çağırdığımız için çoğunun gelme imkanı olmuyor. Yani hava şartlarına göre mecburen yazın yapıyoruz o piknik tabii. buluşmalarını. Ama yine de çok faydalı oluyor. Orada birbirini epeydir görmeyen insanlar birbirlerini görüyorlar. Bu tip şeyi İlahiyat Fakültesi de yapıyor 5 yılda bir. Orada mezun olanların buluşmasını yapıyor. Zaman zaman onlara biz de destek veriyoruz. Evet. Beraberce yapıyoruz bazı işleri. Yani. İnsanlar birbirini unutmamış oluyor değil mi? Tabii tabii. Ben daha önce başka bir vakfımızda böyle bir program yaptım. Onun başkanı da şöyle bir örnekten bahsettim. Size anlatayım da. Hı. O vakıf yıllar önce bir talebeye burs vermiş. Hı. Bir şekilde 4-5 sene bursla okumuş, bitmiş. O çocuk çıkmış, hakim olmuş, doktor olmuş, avukat olmuş. Yıllar sonra o vakfı aramış, bulmuş. Ben bu vakıf sayesinde okudum, bugünlere geldim. Ben de şimdi burs vermek istiyorum. Benden şu kadar burs diye gelmiş vakfa. Aldığı burslar sanki geri ödemek istercesine böyle içinden gelmiş. Tekrar vakfa bağışta bulmuşum. Tabii insanlar bizde bu şekilde... Bizde de oluyor öyle de çok büyük çapta değil. Evet. Yani var. Vefa duygusu olan insanlar var. İlk öğretmen oldum diyor, geliyor ağlayarak. Hmm. Bayan buradan burs almış, ilk maaşımdan veriyorum buraya diyor. Doğru. Böyle duygulu anlar yaşıyoruz yani. Doğru. Veya bizden burs almış, tapuda çalışan, belediyede çalışan gençler var. Orada da vakfımızın bir işi olduğu zaman gidiyoruz. Doğru. Hocam, hocam buyurun buyurun, Allah Allah, niye ya? Ben diyor sizden burs aldım veya sizin yurdunuzda kaldım. Doğru. Böyle ilgi gösteriyorlar, o da evet. Bizi memnun ediyor tabii. Peki Sayın Başkan, programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Siz yıllardan beri Konya'nın Cumhuriyet dönemindeki en eski, en tarihi vakfında yönetim kurulu başkasınız. Evet.
Tabi Konya'mızda başta da söyledik, değişik vakıflar, dernekler faaliyet yapıyor. Burada çalışanlarla ilgili, yani bir vakıfta çalışan yönetim kurulu başkanı olarak neler tavsiye edersiniz? Bu vakıf dernek çalışmalarında, sivil toplum çalışmalarında buraları yürütenler neler yapmalı, nelere dikkat etmeli? Halkın güvenliği sağlamak için nasıl bir tavır ortaya koymalılar? Tecrübeleriniz neyse bunu halkımıza paylaşmak için soruyorum, evet, bu soruyu. İnşallah. Valla bizim vakfımız bugüne kadar şahsımız olarak değil de vakıf olarak hiçbir siyasi yani olmamış. Bir siyasete girmemiş, bulaşmamış. Müstakil vakıf. Cemaatçiliği de yok. Bu vakfımızın cemaatçiliği de yok. Sadece hizmet için var bu vakıf. Yani diğerleri de bu şekilde yani siyasete çok fazla hiç girmesinler siyasete. Siyasete yapan yapsa ama vakfa bulaşmasın diyorsun. Madem sivil toplum kuruluşu, siyasetle adı sivilse madem değil mi? Tabii ne siyasette. Ama maalesef bazı kardeşlerimiz sivil toplumu siyasete geçmek için, atlamak için, bir yerlere gelmek için kullanıyor ya. Doğru. Bunu görüyoruz yani. Evet. Yani bunu yapmasınlar. Hakikaten bir hayır için kurulduysa hayra koşsunlar yani. Hayır yapmasınlar. Ben bunu tavsiye ediyorum kardeşlerime. Elhamdülillah bizim yani kuruluşundan bu tarafa bulunmadığında ya o vakıf şu partim demişler yani bize o bizden değil falan demişler ama geçmişteki yönetici kardeşlerimiz bu işe çok kulak asmamışlar. Devam etmişler yine aynı çizgide devam etmişler. Hamdolsun elhamdülillah yani dürüst çalışsınlar. Vakıfları sadece benim adım orada bulunsun, namım olsun diye değil, hakikaten hizmet edeceklerse oralarda görev alsınlar. Bir de bazı vakıflar var, adam başkan oldu mu devam ediyor, ölünceye kadar başkan. Kardeşim burası babayın balı mı? Bırak da gençler var arkada, onlar hizmet etsinler. Yok, onu düşünmüyorlar. Siz ne yapacaksınız? Benim bu 4., 5. senemiz inşallah, bir dönem daha ya yaparız ya yapmayız, devretmemiz lazım birilerini. Evet. Ki vakıf genciyesin. Hani ağaç budanmayınca ne olur? Şabuk kurur. Budamalı, gençleştirmeliyiz. Yani diğer bu dediğim vakıflar yani gelmiş oturmuşlar oraya kalkmayanlar kalksınlar artık. Yerine gençler gelsin. Yeni nesiller de alsın bu işleri. Yeni nesiller gelsin. Tabii öğrensin. Peki Ahmet Bey aynı soruyu size sorsak. Konuda, aynı konuda şunu ilave edebiliriz. Şeffaf olsunlar. Şeffaf. Aldıkları paraya muhakkak 1 lira da olsa mahpus kessinler. Evet. Çok yerde yapmıyorlar bunu. Hı. Mesela Fethullahçılar işte gördünüz yapmadılar. Hiçbir kuruşluk makbuz vermediler. Doğru. Sonları ne oldu görüyorsunuz işte. Tabii. Netice ona götürür insanı. Araştırmada gelip müfettişlerin teftişlerinde bunlar ortaya çıkar ya. Onun için bazıları da şöyle düşünüyor. Mesela diyor ki ya ben diyor çalıştırdığım personelin maaşını diyor asgari ücretten göstereyim. Fazla veriyor. Asgari niye az vergi verecek? Onu hayırda kullanacak. Ama yanlış işte. O zaman gelirini, giderini tam şeffaf gösteremezsin. Her şeyini bizim vakfımızın vatandaşlar tarafından güvenilir görülmesi de buradan. Bizim girişimizde, çıkışımızda hepsi mahpuzudur. Evet. Hiç gayri resmi işlemimiz yok bizim. İnsanlara güven veriyor değil tabii, mi? Geldiği bak, zaman. Konya'nın en büyük vakfıyız. Müfettişler gelirler. Bazı vakıfta bir hafta 15 gün kalır. Biz de bir gün veya iki günde adam biliyor nerede ne yapacağı dosyaları diyor şunu getir şunu getir bakıyor hepsi düzgün biliyor da vakıflar genel müdürlüğü de biliyor onun için şeffaf olmaları lazım çekinmesin her şeyde yani ne olacak tam gösterdiğinde ne olacak 3 kuruş oradan git biraz daha fazla çalış fazla topla yani girdin çıktın eşit olsun tavsiyelerimiz bunlar yani vakıflar. Bu tavsiyeler hakikaten bir tecrübeyi konuşturuyor. Sonuçta tecrübe. Şöyle toplama yaparsak vakıfla uğraşanlar siyasete fazla bulaşmamalı. Bulaşmamalı. Onu yapanlar yapsın ama vakıf işi hayır işleri devam etsin. Evet. Şeffaf olsunlar, dürüst olsunlar ve tazelenmeye, yenilenmeye de önem versinler. Hep aynı insanlar devam etmesin diyorsunuz. Bunlar bizim programın vasıtasıyla tüm seyircilerimize duymuş olduk. Peki Sayın Başkanım, programın sonuna geliyoruz. Son sözleriniz nelerdir? Size de buyurun. Öncelikle bizimle böyle bir program yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. İnşallah bu çalışmalarımız süratle devam edecek, hızla devam edecek. Hiç geri kalmayacağız. Bugün 700 öğrenciye mi burs veriyoruz? Bunu 1000'e çıkartmayı inşallah hedefliyoruz. 1000 öğrenciye burs verelim. Niye ihtiyaç varsa eğitime katkıda. İşte bu
Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafımızdan yaptırıldı. Yani vakfımızın. Şikalaman'daki. Tapusu bizim, binaları bizim. Öyle, öyle. Elhamdülillah. Biz nerede bir hayır işi varsa oraya koşmaya çalışacağız inşallah. Kardeşim yani yapacaklarımız bunlar. Evet, Allah razı olsun. Size söyleyeceğiz olmalı. Ben de vatandaşlarımıza söylüyorum. Sivil toplumla ilgili. Sivil toplum kuruluşları gerçekten bir memlekette çok önemlidir. Bizim dindar çevre dediğimiz bizim kesimdeki insanlarımız bu sivil toplumun önemini daha yeni yeni kavruyor. Halbuki diğer toplumlarda bakıyoruz ki sivil toplum örgütleri siyasetin de yapamadığı işleri yapabiliyor. Çok önemli bu. Evet. Ben hatırlıyorum, yıllar önce bir Konyalı anlattı. Ben dedi Avrupa'ya yolculuk yapıyorum uçakta. Yanımda bir vatandaş var İsviçreli. Ondan konuşuyorum. Sordum İsviçre'nin nüfusu kaç dedim. Biliyorum da tam net bilmiyorum dedi. Dedi ki 25 milyon. Ya küçücük İsviçre 25 milyon değil benim bildiğim. Herhalde 5-10 milyon. Kardeşim aslında 5 milyon da niye 25 milyon diyorum ben. Her İsviçreli en az 5 tane sivil toplum kuruluşuna üye. Orada çalışır. Memleket için gider, gayret eder. Onun için ben 25 milyon diye ondan diyorum, 5'ine çarpıyorum. Sivil toplum gerçekten bu kadar önemli. Geçmişte dedelerimiz bazı şeyleri yapmamış olabilirler, eksik olabilirler. Onların bugün bir sıkıntısını çekiyoruz. Ama gelecek toplumdaki bizim nesillerimiz bunu çekmesin. Evet. Biz daha fazla gayret etmemiz lazım, daha iyi bir vatan bırakmamız lazım. Bununla ilgili çok güzel insanların unutamayacağı bir anekdot var. Yıllar önce İstanbul'da vatandaşın biri giderken Osmanlılar döneminde lokantanın birine yazmış camına. Gel içeriye gir ye iç parasını torun ödesin diye. Adam hoşuna gitmiş hemen girmiş. Artık fazlaca yemiş. Aylak ya. Tam kalkacağı sırada fatura koymuşlar önüne. Dalga mı geçersinizmiş ya? Burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Fatura ne bu? Kardeşim o doğru. Onda bir şey yok. Bu senin dedenin faturası. Deden yıllar önce burada yemek yediydi. Torunuz değil misin sen? Torun ödeyecek. Senin yediklerini de torun ödeyecek. Onun için biz iyi bir vatan bırakmamız için, iyi bir memleket bırakmamız için nesillere çok el birliğine, tüm vatandaşlarımız, sadece biz burada çalışıyoruz, şey diyoruz ama bizleri tüm sivil toplum kuruluşlarını vatandaşlarımız desteklemesi lazım. Muhakkak ki bir tanesi kafasına yatırdır. Yüzlerce sivil toplum kuruluşu var. Yeniden kurmasına da gerek yok. İlla bize gelsin değil mi hocam? Bize gelmiyor. Kafasına hangisi yatıyorsa araştırsın ama gayret etsin, çalışsın. O sivil toplum kuruluşuna yardım etmesi bu ülkeye yardım etmesi demektir. Evet. Şimdi az önce ecdadımızdan bahsettik. Biz Osmanlı torunuyuz diye övünüyoruz. Osmanlı baktığınız zaman tabii devletin bir nizamı, sistemi var. Ama pek çok hayır işleri de vakıflar dolayısıyla yapmış. Vakıflar dolayısıyla sağlık yapmış. Sağlık işleri, eğitim tabii, işleri, tabii, dini tabii. İşleri, ibadet işleri. Hep vakıflar bunları yaratmışlar. Şu anda Türk Adalı Vakfı'nın örneğini veriyor Allah'a şükür. Yani. Hem eğitim konusunda, hem sağlık konusunda, hem insanların fakir ihtiyaçları konusunda. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Cümlemizle. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Değerli seyirciler, Türk Anadolu Vakfı Genel Merkezi'nde vakıf başkanımız ve genel müdürümüzle sohbet ettik. Siz de gördünüz ki Türk Anadolu Vakfı Konya'daki en köklü, en tarihi vakıflardan bir tanesi ve elinden geldiği kadar dürüst, şeffaf, samimi bir şekilde hizmet ediyor. Biz tüm çalışmalarında başarılar diliyoruz ve diğer vakıf çalışanlara da örnek olmasını temenni ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Bu bir sevgi öyküsüdür. En sevilen hatrına bütün yaratılmışların korunup gözetilmesi gibi. Bu bir adayış öyküsüdür. Kainatın efendisine sunulan bir hurma bahçesiyle başlayan adanmışlık ruhunun yüzyıllarca sürmesi gibi. Bu bir umut öyküsüdür. Yüzyıllardır aşkla sulanmış topraklarda büyük bir kuraklıktan sonra umut tohumlarının filizlenmesi gibi. Yıl 1950. Ülkenin üzerine çöken kara bulutlar yavaş yavaş dağılıyor, güneşe hasret Anadolu semaları yeniden aydınlanıyor. Gözyaşlarıyla sulanan dualarla toprağa düşen umut tohumları yeşeriyor ve Anadolu insanı öz değerlerine yeniden kavuşuyor. İşte bu yıllarda Konya'mızın bereketli gönüllerine sevgi tohumları atan
Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu Hoca Efendi önderliğinde Konya'da birkaç dernek kuruldu. Diğer gamlılıklarını bazen sadaka taşlarıyla, bazen göçmen kuşlar için yapılan kuş evleriyle, bazen de yetimlerin başlarındaki okşayışlarıyla ispat etmiş ataların çocukları için yepyeni bir umut olan bu dernekler, 1972 yılında bir çatı altında toplandı ve Türk Anadolu Vakfı adını aldı. Artık Anadolu insanının derdiyle dertlenen, sorunlarına çözüm bulan bir vakıf vardı. Türk Anadolu Vakfı'nda 1972-1985 yılları arasında Mehmet Karacıgan, 1985-2002 yılları arasında Profesör Doktor Mustafa Uzun Postalcı, 2002-2011 yılları arasında Doktor Ahmet Baltacı başkanlık yapmışlardır. 2011 yılından bu yana vakfın başkanlığını Mustafa Yay'la devam ettirmektedir. Kurulduğu günden bu tarafa vakfın hizmet çıtasını devamlı yükselten başkan ve yönetim kurulu üyelerimizin hayatta olanlarına hayırlı uzun ömürler, ahirete göçenlere de Allah'tan rahmet dileriz. Ve Türk Anadolu Vakfı 44 yıllık vakıf hizmet sürecinde hayatın her alanında yaratandan ötürü yaratılana sunulan muhabbetin gereğini yaptı. Şimdi de aynı anlayış ve hizmet aşkıyla yoluna devam eden vakfımız, mevcut hastaneler ihtiyaca cevap veremediği için Konya'mıza yapılacak onkoloji hastanesi için çalışmalarını hızlandırdı. Necmettin Erbakan Üniversitesi yetkililerinin vakfımıza müracaatıyla başlayan hizmet yolculuğu 16 Mayıs 2014'te hastane temelinin atılmasıyla hız kazandı. Hayırseverlerin katkılarıyla atılan bu temel kısa zaman içerisinde tamamlanarak hastalarımızın şifa kapısı olacaktır. Türk Anadolu Vakfı'nın sınırsız hizmet anlayışı hız kesmeden bundan sonra da devam edecek olup, Meram Tıp Fakültesi'nin mevcut onkoloji binasının yanına aynı büyüklükte bir bina daha kazandıracak. Şimdi binlerce insanın duaları ve yardımlarıyla yükselen hastane inşaatımız tamamlandığında, kanser hastaları için umut olacak, gelenlerin şifa bulmasına sebep olacak ve belki de o şifaya sebep olanları kurtaracak. Türk Anadolu Vakfı başka bir çalışmasıyla da sadece günümüze değil, geleceğimize de hizmet ediyor. Ülkemizin en büyük üniversitelerinden olan Selçuk Üniversitesi'ne 1992 yılında yapılan cami, bugün ihtiyaca cevap veremediği için genişletilerek kapasitesini iki katına çıkarmak için çalışmalara başlayan vakfımız, gelecek nesillerimizi yetiştirecek olan münevverlerin en iyi şekilde yetişmesi ve sağlıklı ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için kolları sıvadı. Sosyal alanları, etüt merkezleri ve kütüphane gibi imkanlarla adeta külliye olan cami ve çevresi, Allah aşkıyla yanan genç kalplere derman olacak. Ülkemizin ve bizlerin geleceği olan genç nesiller, daha rahat ortamlarda ibadetlerini yapacak ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecekler. Ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizin huzurlu ve rahat bir ortamda yüksek öğretime hazırlanmalarına yardımcı olmak için Hacı Veyiszade Orta Öğretim Erkek Öğrenci Yurdumuz, 1964 yılından bu tarafa hizmet vermeye devam etmektedir. İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören hafız öğrencilerimiz ücretsiz olarak yurdumuzda kalmakta, hafızlık eğitimini sürdüren üniversite öğrencilerine teşvik bursu verilmektedir. Ayrıca 1000 İmam Hatip öğrencisine 8 ay boyunca yemek parası, 750 civarında üniversite öğrencisine de 8 ay boyunca burs verilmektedir. ...1960 yılından bugüne kadar on binlerce çocuğumuza Kur'an eğitimi veren, binlerce hafız yetiştiren Uluırmak Nuraniye Erkek Öğrenci Yurdu ve Kur'an kursumuz, yüce kitabımız Kur'an'ı okuyarak, Kur'an'ı anlayarak, bütün kitleleri Kur'an'ın ahlakıyla buluşturmak için ehil ve liyakatli hocalarımızın rehberliğinde hizmetine devam etmektedir. İçeri Çumra Kur'an kursumuz,
İmam Hatipli öğrencilere yurt hizmeti yanında Kur'an eğitimiyle ve Kur'an kursumuzda yetiştirdiği hafızlarla bölgenin gurur kaynağı olurken, Mehmet Fuat Binici Kız Kur'an kursumuzda da öğrencilerimizin Kur'an eğitimi için her türlü imkanlar sağlanmaktadır. Yine 60'lı yıllardan beri faaliyetine devam eden Hacı Hasan Başı Kur'an kursumuzda da normal eğitimin yanında çalışanlar için akşam eğitimindeki öncülüğünü de devam ettirmektedir. ...1959 yılında merhum Hacı Beyzade Hoca Efendi tarafından temeli atılan Fahrünnisa Kız Kur'an kursumuzun binasının yapımı da devam etmektedir. Ulu Irmak tesislerimizde yer alan aşevimizde her gün 3000 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılmakta, yemek almaya gelemeyecek hasta 60 ailenin evlerine her ay kuru erzak götürülmektedir. Suriyeli mültecilerden şehrimize gelen 500 civarında kişiye de geldiklerinden beri aşevimizden günlük sıcak yemek verilmektedir. Rabbimiz, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın, buyurmaktadır. Rabbimizin ilahi buyruğuna uyarak hayır işlerine koşan vakfımız, her alanda hayra öncülük etmektedir. Ve şimdi, genç kalpler iman ışıltılarını cemaatle süsleyebilsinler diye, maddi imkanı olan da olmayan da aynı sağlık hizmetini alabilsin diye, artık hasta bedenler başka şehirlere gitmek zorunda kalmasın diye, yoksulluk, umutsuzluk olmasın diye, sevdiklerinin hastalıklarıyla yıpranmış anneler, babalar, eşler, çocuklar hastane bahçelerinde ya da otogar banklarında gecelemesin diye, şifaya, duaya, umuda ortak olma vaktidir. Sabahları bekleyen hastalara sabah olma vaktidir. Kimsesizliğin kör edici karanlığına gömülmüş hasta yakınlarına ışık olma vaktidir. Tüm müesseseleriyle din hizmetine devam ederek sağlam nesillerin yetişmesine katkı sağlama vaktidir. Bu hizmetleri yaparken hayata veda edenlere rahmet okuma vaktidir. Hizmet eden, etmeye devam edenlere sağlıklı uzun ömürler dileme vaktidir. Türk Anadolu Vakfı.